Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilü sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Asr anda olsun ki insanlar hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı, iyiliği, sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Şüphesiz Aziz Allah doğru söylemiştir. Değerli dostlar, kıymetli insanlar, Rabbim inşallah bugün de bizlere nasip ediyor ve Esma-ül Hüsna programlarının sıralamasındaki ismine inşallah bugün de devam ediyoruz. Bugün de değerli dostlar, Er-Rafi, Er-Rafi diyeceğiz inşallah. Er-Rafi isminin maali, anlamı bize ne demek istiyor? Kendisini Esma olarak nasıl nitelendiriyor? Onu anlamaya çalışalım inşallah. Er-Rafi, şeref verip yükselten. Kısaca anlamı bu. Şeref verip yükselten. Açılımına girecek olursak arkadaşlar, kaldırmak, taşınmak, nakletmek, yükseltmek, yüksek sesli olmak, kadri ve kıymeti yüksek olmak, şerefini ve itibarını arttırmak anlamlarındaki RFA kökeninden türeyen, rafi, kaldıran, yükselten ve şerefini arttıran demektir. Değerli dostlar, Allah'ın sıfatı olarak rafi, göğe yükselten, peygamber ve itaatkar müminlerinin itibarı ve şan ve şerefini arttıran, mertebesi yüce olan azamet, yücelik ve büyüklük bakımından en üstün olan, kendisinin üstünde hiç kimse bulunmayan mutlak üstün yüce varlık demektir. Kur'an'da İsa Aleyhisselam'ın kendisine yükseltmesi ile ilgili olarak, "Ey İsa, senin hayatına ben son vereceğim ve seni kendime yükselteceğim." Mealindeki ayette ismi fail olarak geçmiştir. Rafiut daracat terkibi Kur'an'da bir ayette geçmektedir. O dereceleri yükselten arşın sahibi Allah'ın emrinden olan ruhu vahiy kullarından dilediğine indirir ki buluşma gününe kadar insanlar uyarsın diye. Mümin suresinde 15. ayette geçmiş bu. Arkadaşlar, bu ayette geçen Rafi'u derecetul, gökleri tabaka tabaka yükselten veya kullarının dünyada derecelerini veya cennetteki mevkilerini yükselten demektir. Allah'ın kendisi yüce, yücelerin yücesi olduğu gibi kullarından dilediklerini de yüceltir. Onlara çok yüksek dereceler verir. Bu yücelik hissi ve manevi anlamdadır. İnsanların Allah katında amellerine göre dereceleri vardır. Allah'ın bu sıfatı Kur'an'da ellezî râfe'a, yükselten, sıla cümlesi ile de ifade edilmiştir değerli dostlar. Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükseltendir. Allah'ın bu sıfatı Kur'an'da rafa'a yarafu, yarafa'u fiili ile de ifade edilmiştir. Kur'an'da Allah'ın peygamberlerin bilgilerinin ve müminlerin derecelerini, Hazreti Muhammed'in şanı yükselttiği rızkı ve nimeti bakımından insanların bir kısmını diğerlerinden üstün yaptığı bildirilmiştir. Dilediğimizin derecelerini yükseltiriz ve yine göğü yükselttiği gibi Yahudilerin üzerine Tur Dağı'nı kaldırması rafa'a fiiliyle de ifade edilmiştir. Kıyamet ile ilgili olarak Kur'an'da o yükseltendir, alçantandır denilmiştir. Bundan maksat kıyamet Allah'ın müminlerin itibarını yükseltip cennete koyması,
kafir ve asilerin itibarını alçaltıp cehenneme atmasıdır. Değerli dostlar, Er-Rafi'i diyerekten zikirlerimizi yaparsak Allah derecelerimizi inşallah halisi bir şekilde emir ve yasaklarına uyarsak yükseltilenlerden yapsın inşallah. Yine Er-Rafi isminle ya Rabbi sana sığınıyoruz. Sıkıntıdaysa sıkıntıdan bizi kurtar. Rahatsızsa şu rahatsızlıktan bizi kurtar. Şeklinde de duasal yönüne kataraktan Er-Rafi şeref verip yükselten manasındaki esma isimlerinden biri. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, Rabbim inşallah Er-Rafi ismiyle de hayatımıza şekil vermeyi, kibire, gurura kapılmamayı, makam, mevki, rütbe, amirlik taslamamayı, onu kötü niyetlerde kullanmamayı hepimize nasip etsin. Gerektiği gibi ilmi şekilde, adaleti şekilde makamı, mevkiyi ve idareciliği yapabilmeyi ve öncelikle de hane olan evimizde yapabilmeyi bizlere nasip etsin. Bu tabi evden başlar aslında. İdareyi, ondan sonra adaletli davranmayı, orada büyüklüğü, küçüklüğü evlatlarımıza, çocuklarımıza, konu komşu, eş dost akrabalarımıza da bu konudaki zaafları olan, eksikleri olanlar da onları kırmadan, incitmeden Er-Rafi şeref verip yükselten anlamındaki esmasının anlamlarından bahsetmek ederek de Allah'ın esmasının yayılmasını, anlatılmasını sağlamış oluruz değerli dostlar. Rabbim bir sonraki isminde buluşturmak dileğiyle Rabbime sığınıyoruz. İnşallah bizleri yanlarımız sağ ederse görüşmek üzere. Değerli dostlar, Allah'a emanet olun. Güzel insanlar.